Dünyanın en ünlü tablosu Mona Lisa neden bu kadar ünlü? Tablo, çizgilerin yumuşak bulanık şekilde çizildiği bir teknikle yapıldı. Bu teknik sayesinde tablodaki kadın neredeyse canlı gibi gözüküyor ama göz ve dudak kenarlarında bu teknik kullanıldığı için ifadesi belirsiz. Direkt olarak bakınca gülümseme daha azken yan taraftan bakınca gülümseme daha fazla. Mona Lisa illüzyonu ise nerede durursanız durun modelin sizi gözleriyle takip etmesi. 16. yüzyılda Leonardo da Vinci tarafından tablosu yapılan Mona Lisa'nın da Vinci'nin annesi, sevgilisi, Meryem Ana ve hatta da Vinci'nin kendisi olduğu bile söylendi. Arasında. Müzede İtalyan bir tüccarın eşi Lisa Gherardini olarak geçiyor ama böyle bir insanın yaşadığına dair bir kanıt yok. Atmosferin ve arka planın gizemli ve ilginç olması da ayrı bir konu. Ama asıl ünü 1911'de çalınmasıyla oluyor. 2 yıl sonra İtalya'da bulunup geri getirildi ve artık dünyanın konuştuğu bir tabloydu. Ardından parodileri, karikatürleri yapıldı. Sakallar, bıyıklar çizildi, yüzü değiştirildi. Oyuncakları yapıldı, postkartları basıldı. Bunlar da ününe ün kattı. Şimdi Louvre'a gelen 10 kişiden 9'u Mona Lisa'yı görmek için geldiğini belirtiyor. Dünyanın en değerli tablolarından ve satışı yasak.